Mescid-i Şerif'te İmam-ı Cafer-i Sadık namaz kılıyormuş. Cenab-ı Peygamber'in torunu. Bir zat da gelmiş namaza durmuş. Fakat o zatın üzerinde bir kemer varmış. Altın kemeri. Ağırca biraz. Ağırlık olmasın diye sökmüş. Yan tarafına koymuş namaz durmuş. Arkadaşları gelmiş şaka olsun diye adamın kemerini çekmiş almışlar. Adam namaz kılmış bakmış kemer yok. İçinde 1000 dirhem var altın. Hazreti İmam'a sarılmış demiş sen benim paramı aldın paramı ver demiş. Hazreti İmam demiş ben almadım ben de seni gün namaz kılıyordum burada dediyse de hayır demiş sen namazı kimse yok sen aldın demiş. İmamın yakasına sarılmış. Hazreti İmam demiş ki benimle beraber gel demiş. Devlethanesine götürülmüş. Ne kadardı param demiş 1000 dirhem. Çıkarmış 1000 dirhem vermiş kendisi. Al demiş. Ben almadım ama demiş böyle söyledim buyur vereyim sana. O zat arkadaşların yanına gitmiş. Arkadaşlara demişler ki geçmiş olsun ne oldu filan demiş parayı aldı ama yakaladım yakasından parayı aldım demiş. Demişler o parayı almadık parayı biz aldık sakladık senden şaka yapalım diye param burada duruyor. Eyvah adam. O zat demişler kim biliyor musun Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne yaptın böyle hemen adam koşarak gitmiş Hazreti İmam'ın kapısını çalmış. Demiş ki ya imam ben size iftira ettim size bir takım ağır sözler söyledim paramı aldınız dedim. Halbuki paramı arkadaşlarım almışlar benim paramı iade ettiler şu parayı lütfen alın beni de affedin demiş. Hazreti İmam şöyle buyurmuş. Burası bab-ı ehl-i beyttir, bab-ı mürüvvettir. Biz verdiğimizi geri almayız. Bu parayı al sen harca demiş. Fukaralara falan dağıt demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun ve Ali Muhammed olsun ve ashabı olsun ve evliyası olsun. Aynı ahlak üzeredir. Çünkü bu aşkın mektebinin muallimi Resulullah'tır. Resulullah'ın muallimi ise Allah'tır. Celle Celaluhu.